Şimdi bu izah meselesi, bu kardeş yazmış, izah ediniz diyor. Risale-i Nur'un izahı da Risale-i Nur'dur. Eğer zorlama olmazsa, yani kendi iradesini karıştırmazsa, kendi ilmini bilmem neyi karıştırmazsa, Risale-i Nur'un izahı da Risale-i Nur'dur. Onun için Risale-i Nur'un yazılması nasıl ki bir ihtiyarla, bir irade ile, kasti bir şuurla, kasti bir tasarrufla olmamıştır, izahı da öyledir. İzahı da öyledir. Onun için Hulusi Efendi ne demişti? İlhamat ile keşfiyata mazhar olmayan hayalet ile hakikati çözemez. İlhamat ile keşfiyata mazhar olmayan hayalet ile hakikati çözemez. E şimdi biz derslerin hepsinde keşfiyat mı yapalım yani? Yani velayetimizi mi kullanalım yani? Öyle değil. Risale-i Nur okunduğu zaman anlatılması lazım gelen yerlerde Cenab-ı Hak senin kalbine bir inkişaf verir. Bunu anlat diye. Bu biraz da dinleyenlerin talebine bağlıdır. Risale-i Nur'un dersi dinleyenlerin talebine bağlıdır. Eğer dinleyenler yarım uykulu, tepikler, mekripler vaziyette ise ilhamat açılmaz. İlhamat açılmaz. Eğer dinleyenler talep sahibi ise sürükler o. O manayı sürükler. O zaman dersi yapan adam bir ilhamatla veya bir sünuhatla o dersin izahına girişir. Bir iş olarak değil yani, bir ben bunu izah edeyim diye değil. Tabii olur o. Yani dediğim gibi Risale-i Nur'un telifi Bediüzzaman'ın elinde değil, ilhamattır. Veya sünuhattır diyor üstad. Ya ilhamat ya sünuhat. Şuhuttur yani, Bediüzzaman buna ihtiyarını karıştırmamış. Bediüzzaman'ın yazdığı eserin tertibi de Risale-i Nur'dur. Tertip de Risale-i Nur'dur. Yani birinci sözün oraya konulması, birinci sözden sonra şunun ilave edilmesi, besmelenin mesela 14. lemadan bir parça getirmiş, konmuş oraya. Niye? O Risale-i Nur'un tertibi de Risale-i Nur'dur. Yani onu da değiştirmek mümkün değil. Değiştirirsen olmaz o. İzahı da Risale-i Nur'dur. Risale-i Nur'un izahı da Risale-i Nur'dur. Şimdi sadırdan gelen bir eseri kafa zoruyla izah etmek oluyor da çok sırıtıyor yani. Yani bazı kardeşleri görüyorum, bilhassa son zamanlarda epeyce bir arttı bu şeyle, bilgisayar vasıtasıyla böyle bantları çoğalttılar. Şimdi maksadı Risale-i Nur okumak değil, maksadı konuşmak oluyor yani. Onu izah etmek oluyor. Halbuki öyle değil yani. Biz burada şimdi Risale-i Nur sohbeti yapıyoruz. Müzakeresi yapıyoruz. Yani ben de, sen de, hepimiz de burada Risale-i Nur'un talebesiyiz. Okunanı anlamaya, tatbik etmeye gayret ediyoruz. Burada farklılık yok. Böyle izah etmek için bahane aramak, zorlamak ve hatta bilhassa fizik, kimya ilimlerine biraz mahareti olanların buradan bir kelimeyi alıp adeta burayı fizik dersi haline çevirmek, kimya dersi haline çevirmek hiç hoş bir şey değil yani. O izah değil. O izahtır, Risale-i Nur'un izahı değildir. Risale-i Nur'un izahı ilhamat ile olur. Ve sünuhat ile olur. Biz Hulusi Bey'in derslerinde, Allah ona rahmet etsin,
Bazen ders okunurdu, başlarda okunurdu. Bir saat, bir buçuk saat okunur. Hiç ağzını açmaz. Dinler. Biz nasıl dinliyorsak o da dinler. Ondan sonra Fatiha der, kalkar. Bazen de Risale-i Nur'un başlangıcı itibariyle daha birinci, ikinci cümlesinden bir ilhamatla güzel onu izaha başlar. O kadar güzel izah eder, o kadar güzel genişletir ki onu. O da ayrıca bir Risale-i Nur yani. O da ayrıca bir Risale-i Nur. İlhamat ile oluyor netice-i kelam. İhtiyar ile olmuyor. Eğer bir şeyler konuşmak için Risale-i Nur dinliyorsa o yanlış yapıyor. Biz Risale-i Nur dinleriz. Risale-i Nur'un manasından anlaşılması lazım gelen kısımlar olursa Cenab-ı Hak o da bir meyil veriyor. Kalbe bir sünahat, bir ilhamat veriyor. Onu konuşuyoruz. Bizim ders tarzımız böyle yani. Risale-i izah etmek derdimiz yok. Risale-i Nur'u anlamak derdimiz var. Anlarken bir meselenin izahı lazım geliyor. Onu da Cenab-ı Hak kalbimize veriyor. Umumiyetle bu da dediğim gibi dinleyenin talebine bağlı. Dinleyenlerin talebine bağlı bu da. Umumiyetle öyledir yani. Buyurun.